Bazen hepimiz kendimize yetersiz hissettiğimiz dönemler yaşarız ya da o tür olayların içinde buluruz kendimizi. Gücümüz yetmez, nasıl baş edeceğimizi bilemeyiz. Adeta güçsüzlük ve çaresizlik duyguları içerisinde hissedebiliriz. Ve o zamanlar özgüvenimiz de azalır. Pek çok duygu bizi sarar. Ve bu bizim yetersizlik duygumuzu da alevlendirir, orayı da harlar, orayı da tetikler. Bazen yetersiz hissetmek okey, normal. Her şeye gücümüz yetmiyor ya, her şeyin üstesinden her an gelemeyiz. Yani insanız sonuçta. Etki alanımız bir yere kadar, gücümüz bir yere kadar veya olaylara müdahale şansımız da bir yere kadar. Fakat çoğunlukla o dönemler geçer. Ama siz çoğunlukla kendinize hayatınızın büyük bir oranında, gününüzün büyük bir çoğunluğunda yetersizlik duyguları içerisinde ve bu düşünceler içinde hissediyorsanız buna dur demek lazım ve buna bir müdahale etmek lazım. Özgüven konusuyla ilgili daha önce kanalımda çektiğim başka videolar da var tabii arkadaşlar. Onları da bakabilirsiniz ama biraz bugün bazı bakış açılarını size hatırlatmak istiyorum. Birincisi, bugün hissettiğin bu yetersizlik duygusu, bu yetersizlik hissi çok doğal ama bu sen değilsin. Bu his geçmişten öğrenilmiş bir duygudur. Çoğunlukla geçmişte bazı olaylarda annemiz, babamız, çevremiz veya okulda diğer çocuklarla kendimizi kıyasladığımızda veya öğretmenimiz birileri bizi yetersiz hissettirmiş olabilir. Aslında bugün bir olayın içindeyken ya da gününüzün büyük bir çoğunluğunu böyle geçiriyorsanız fark etmeniz gereken durum şudur. Geçmişteki yetersizlik duygunuz tetikleniyor bugün. Aslında sen bugünkü olayla büyük oranda baş edeceksin ve baş edebilirsin zaten. Fakat o çocuksu duyguların içerideki kendini yetersiz hisseden geçmiş senin duyguları seni ele geçirdiği için sen bugün yeteneklerine ulaşamıyorsun. Bunun için de o anda yani yetersiz hissettiğinde bugün şu anda fark etmen gereken şey büyük ihtimalle beni geçmişteki bir yetersizlik duygusu şu anda tetikliyor. Aslında ben bu olayın üstesinden gelirim. Yapamazsam ne olur diye belki kaygı duyuyorsun. O kaygılar senin elini ayağını bağlıyor veya seni yeteneklerine ulaştırmıyor, ulaşmanı engelliyor olabilir. O yüzden bir dur ve bugün ben şu yaştayım. Bugünkü yaşınızla kendinizi hatırlatın. Ve bunun üstesinden gelebilirim. Deyin, göreceksiniz. O yetersizlik duygusu kaybolacak ve kendinizi çok daha iyi, yeterli, başarabilir hissedeceksiniz. Diğer bir konu, dediğim gibi geçmişte size kendinizi yetersiz hissettirmiş insanlar, yine bugün etrafınızda ise görüştüğünüz insanlarsa, onların yine sizi bugün de bu yetersizlik konusunda benzer telkinlerle aşağıya çekip çekmediklerine dikkat edin. Ve çekiyorlarsa bu insanlara sınır çizmeniz gerekiyor. Çünkü eskiyi besliyorlar ve sen eski sen değilsin. Sınır çizin. Size negatif telkin yapan, yeteneklerinize ulaşmanızı engelleyen, sizi desteklemeyen, bugün özgüveninizi aşağıya çeken insanlara sınır çizin ve bir dur deyin onlara. Peki neden hissediyorsun bugün yetersiz, tetikleniyor geçmiş? Çünkü büyük ihtimalle geçmişte yaşının üstünde sorumluluklar senden beklemiş olabilir. O yaşta o beceride olmamış olabilirsin. O konuda yetenekli olmayabilirsin ve yeteneğinin olmadığı bir konuda zorlanmış olabilirsin. Bütün bunlar seni geçmişte yetersiz hissettirmiştir. Okey, burada hiçbir sorun yok ama şunu farkında ol bugün. Yani tabii ki o çocuk açısından o gün sorun vardı, evet. Çünkü bunlar senin yetersizlik programlarını oluşturdu. Fakat bugün şunu fark et.
Geçmişte desteklenmemişsindir. Yeterince desteklenmemişsindir. Eğer geçmişte doğru uzmanlarca, bilgili insanlar tarafından, deneyimli insanlar tarafından senin yeteneklerine uygun alanlarda sen desteklenmiş olsaydın, o alanlarda belki zaten çok iyi ilerlemiş olacaktın. İkincisi, düşünce olarak, cesaret olarak desteklenmemişsindir. Yani daha çok ağırlıklı negatif telkine maruz kaldıysan, geçmişteki yetersizlik duygusu bugün tetikleniyor olabilir. Dolayısıyla geçmişteki kendini de bugün anlaman için bunu söylüyorum. O çocuk yeterince desteklenmemiştir. Yetenekleri konusunda, zaman konusunda, doğru zaman konusunda ve zaman süre ona tanınan süre açısından da muhtemelen yeterince desteklenmemiş olabilir. Dolayısıyla da sen geçmişte o çocuk olarak yetersiz hissetmiş olabilirsin. Çok doğal. Onu da anla, yani içindeki çocuğu da anladığında o zaman bugünkü sen olarak sen yetişeceksin zaten. Sen yetişmiş olacaksın. Dikkat etmen gereken, hatırlaman gereken diğer bir konu da şu. Bugün kendine yaptığın negatif iç telkinlerin var mı? Kendini düşünce olarak sabote edip aşağıya çekiyor musun? Bu çocukken başkalarından duyduğun negatif telkinler şimdi senin zihninde bir iç ses olarak, aslında kendi iç sesin gibi zannettiğin o iç ses, seni sabote eden iç ses aslında başkalarından geçmişte duyduğun iç sesler mi? Ve onlar bugün senin içinde tekrar ediyor mu? Onlar devam ediyor mu? Eğer ediyorsa, ki büyük ihtimalle üzerine çalışmadıysan devam ediyordur. Bu düşünceleri de farkında ol. Kendine bunu yapma. Kendine seni aşağıya çekecek, yeteneklerine ulaşmanı engelleyecek, potansiyelini sınırlayacak negatif iç telkinler yapma. Çünkü bu kendine yaptığın bir haksızlık olur. O yüzden kendini takdir etmeyi öğren. Geçmişte yeterince takdir edilmemiş olsan bile bugün kendini takdir et. Başarılarını takdir et, yapabildiklerini takdir et ve yeteneklerine odaklan. Daha iyi yaptığın şeylere odaklan. Daha iyi yapamadığın şeyler konusunda evet kendini geliştirmeye tabii ki açık ol, ama esas hayatta yetenekli olduğun ve bu yaşamda, bu dünyaya senin bir dokunuş olarak katkı sunacağın, senin doğuşunla birlikte seninle gelen o yeteneğin nedir? Onu keşfet ve o alanda ilerle. O zaman bu yetersizlik duygusu da tabii ki tetiklenmeyecektir. Bir de şuna dikkat etmeni istiyorum yetersiz hissettiğin durumlarda. Şu an bu olayda ve bu ortamda kendimi yetersiz hissediyorum ya. Benim hatammış gibi hissediyor muyum? Bir şey olduğunda sen orada ilk kendi hatanmış gibi her olayda hata bendeymiş gibi, hata suçlu ilk senmişsin gibi bir algın var mı? Bu da sana geçmişte yüklenmiş bir inanç olabilir. Hata sendedir inancı. Eğer bugün bir şey olduğunda hemen kendini yargılıyorsan, hemen diken üstünde oluyorsan ve hata bendedir, hani bir önce kendime bakayım, ben mi düzelteyim, ben özür dileyim, ben alttan alayım tavrına giriyorsan, buna da son vermen gerekiyor. Hata bendedir inancın var mı? Yani duruma objektif bakmadan önce kendini sabote eden bu tür bir iç inancın var mı? Varsa bunu da bırak, bunu da değiştir. Olaylara objektif bakıyorum. Hata bende de olabilir, okey telafi ederim. Bunda çok büyük bir şey yok. Kendini önden bu konunun stresine sokacak kadar hatayı kendinde arama potansiyelinde olmaman gerekiyor. Bütün bunlar seni durup dururken ve yersiz yere aslında yetersiz hissettiren durumları oluşturur. Bu durumlar, bu döngüler, bu olaylar içine giriyorsan zaman zaman, şu an bu videoyla bunu fark et lütfen. Ve o anlarda bu söylediklerimi hatırla lütfen. Kendine hatırlat lütfen. Dilerim bu videonun bu anlamda faydası olur size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.